Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Herkese merhabalar. Meltem'in kirli oyunları ortaya çıksın. Artık Meltem yaptıklarının bedelini ödesin diyenler ve ayrıca Gülperi Tülay'a karşı kendisini savunsun, Tülay'ın dersini versin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir'in Gülperi'den etkilendiğini hisseden Tülay, Gülperi'den kurtulmaya çalışacak. Tülay ilk olarak Gülperi'nin üzerine gelerek onu konaktan göndermek isteyecek. Bu yüzden Tülay Yiğit'i bahane ederek Gülperi'yi zor durumda bırakmaya çalışacak. Gülperi'nin Yiğit'e zaafı olduğunu bilen Tülay bunu kendi lehine kullanmak isteyecek. Gülperi ise hem Cavidan'ın hem de Tülay'ın baskılarından dolayı kendisini çok çaresiz hissederken Emir her şeye rağmen Gülperi'nin arkasında duracak. Emir Gülperi'nin kurtulması için çare ararken Tülay'ın Gülperi'yi gönderme planı işe yaramayacak. Emir ise günlerce düşündükten sonra Gülperi için bir çıkış yolu bulacak. Emir'in kendisine beladan üst üste kurtarmasından sonra Gülperi, Emir'e aşık olmaya başlayacak. Meltem ise kendi evini yakarak Narin ve Kemal'in evine girmek istedi. Narin ise en başından beri Meltem'e güvenmiyor. Bu yüzden Narin'in kendi evini yaktığını düşünürken Meltem'in eşyaları da konağa gelecek. Meltem'in telefonunu gören Narin, gelen mesajda "Siz ne dediyseniz ben onu yaptım" mesajını görecek. En başından beri Meltem'e karşı şüpheleri olan Narin, kafası iyice karışacak. Narin gibi Kemal de içlerindeki yılanın gerçek yüzünü görmesini istiyor. Şimdilik Kemal Meltem'i mazlum zannediyor ama Narin Meltem'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.